Herkese selamlar. Need for Speed Underground 2'de 10 yıldızlı Lexus IS300 modifiye edeceğiz. Sevdiğiniz serilerden biri daha yine karşınızda. Bu body kit aslında çok çok abartılı ama niyeyse benim hoşuma da gitmiyor değil. Mantis zaten klasik hemen hemen her arabada güzel ama arka taraf baya bir gördüğünüz gibi abartılı. Armageddon gayet güzel duruyor. Niyeyse şunu yapasın var ya. Bir değişiklik olsun diye abartılı böyle yarış arabası GT araçları olur ya. Onlar gibi bir araç yapmaya çalışacağım. Hemen şöyle güzelinden bir tane kaput yapıştıralım. Bu gayet iyi. Belki uniklerden de seçebiliriz. Bu arada videoyu kesip biçme demişsiniz. Ee, doğal olarak daha güzel oluyor demişsiniz. O yüzden böyle devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Impact olabilir. Fena değil. Diğerlerine de bakacağız tabii ki. Yani sanırım impact aralarından en iyisi gibi duruyor. Şu da aslında çok kötü değil ama ortası boşluk ya. O yüzden çok hoşuma gitmiyor. Bu da fena değil. Venom. Aslında bu arabaya güzel gitmedi değil. Daha da devam edeceğim. Lex 42 var. Lex 42'yi yapıştır. Tamam o kadar da aramamıza gerek yok. Ee, dual roof scoop yapıştırmamız lazım. Şu fena değil. Arabaya gitti. Yapıştırdım. Yine karbon fiberlerden ilerliyoruz. Renegade'i yapıştırdıktan sonra e, bagajı niye hiç e, şey yapmıyorsunuz yapmıyorsun demiştiniz şöyle karbon fiber bu seferlik sizin için yapayım hadi bu seferlikte karbon fiber olsun bagajımız ve arabamıza şöyle güzelinden bir jant lazım Momo'nun jantlarına bir bakalım bu arabaya şu jant var ya o kadar güzel gidiyor ki resmen bu araba için yapılmış bence yıldız şeklinde o yüzden bunu yapıştırdım sonrasında geldik egzoz kısmına bunu da rakıt yapacağım. Şimdiden 5.84 olmuşuz bile. Stop lambasını değiştireceğiz. Şu arabayı aslında gayet güzel gösteriyor. Bu da fena değilmiş. Tamam bunu yapıştır. Hem de şuradaki kırmızılıkla da gayet güzel gitti. Roof scoop zaten ayarlıydı. Kaput zaten ayarlıydı. Spoiler zaten ayarlıydı. Farlar. Farları hemen ayarlayalım şöyle altlardan. Topix yapabiliriz. Güzel duruyor. Alan da güzel oldu. Alan'ı yapıştır. Biraz daha dediğim gibi böyle GT araçlarına benzedi. Hemen performans parçalarını fullleyeceğiz. Bütün araçlar bu arada 10 yıldızlı şekilde gelecek. Hiç merak etmeyin. Bütün araçları daha önce yapmadığımız bütün araçları yapacağız. Aynı zamanda kanalın oynatma listesine bakarsanız eğer orada 10 yıldızlı ne bileyim ibretlik, NFS underground 2 adı altında videoların tamamını çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Yani resmen dizi bölümleri gibi aslında orada oynatma listelerinde yayınlıyorum ben. Burası da tamamdır. Turbo'yu da hemen yapıştır. Arabamızı hallettik. Oyunun en zayıf arabalarından biri bu arada onu da söyleyeyim size. Öyle çok kuvvetli bir araba değil. Şimdi en son fokusu beyaz renk yapmıştık ya. Bunu daha değişik bir renkte yapmaya çalışacağım. Aslında şöyle mavi renk güzel gidiyor. Şu mavi olabilir. Siyah da çok fena kaçıyor da siyaha niye ise e, vinyl'lar tam olmuyor bu oyunda. Öyle bir sıkıntısı var. Bak baba rengi bulduk. Çok güzel gitti. Karbon fiber parçalara da uydu. Bu renk gayet güzel. Onun dışında şöyle arabanın kendi rengine yakın bir renk şu tonlardaydı aslında şu tonlardaydı. Bu da olabilir ama sanki mor en güzeli hemen yapıştırdım. Spoiler'ı falan zaten yapamayacağız. Jant rengine geldik. Jantlar simsiyah olsun. Bu arabaya gider karbon fiber parçalarla da çünkü uyumlu olur. Bu sefer sarı yapacağım frenleri bir değişiklik olması açısından. Motor parçalarını yine mor tonlarında yaparsak en azından arabayla uyumlu olmuş olur. Arabayla aynı renk olur. Egzoz siyah kalsın. Daha güzel oluyor. Geldik vinyl'a. Vinyl'da uniklerden aslında bulursak hem daha fazla yıldız kazanırız hem de güzel bir şey de bulabiliriz bence. Bak bu ama birazcık şu kırmızılık işi bozdu gibi. Bu güzel oldu. Scorpion fena değil. Bu yine aynı şekilde fena değil. Baba bu bayağı iyi oldu lan. Bayağı bayağı hatta biz bunu daha önce hiç kullanmadık bu arada. Werewolf gayet güzel duruyor. Bu da fena değilmiş ama bu niyeyse çok çok hoşuma gitti benim. Yapıştıracağım ki dediğim gibi daha önce hiç kullanmadık. Sonrasında e, Magnaflow kullanacağım. Bunu da takipçilerimizden biri çok sağ olsun tavsiye etmişti bize. Yazarsa yorumlara çok sevinirim. Magnaflow'ları yapıştıracağız hemen. İn dayı in alta in 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 in. Geçtik lan dur 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 tamam. Yazı yazmalık yerimiz var mı? Vallahi yazmayacağım ya. İstesem hani şuralara yazılar ya da yazayım lan anasını satayım. Doldur. Şöyle e, Apex güzel oluyor. Gayet iyi gidiyor. ADR güzel. Apex, ADR. E, hep A'dan gitmeyelim. Şu BM güzel oldu. İn aşağıya dayı. Bir tane de böyle farklı bir harften. Clutch Master güzel oldu. Buraya girmeyelim. Apex, ADR, BM, Clutch Master tamam mı? Hemen aynılarını tekrar bu tarafa yapıştıracağım. Apex, ADR, BM, Clutch Master. İyi bari hafızam cortlamadı bu da bir şeydir. Tamam böyle gayet güzel oldu. Tam yarış arabalarına benzemesi için aslında yaptım. Normalde çok sevmem bu kadar yazıyı da. En azından dediğim gibi yarış arabalarına benzesin diye yaptım. Bu da tam böyle yarış arabalarına benziyor. Şu ikisi var ya. Süper Sport'u alacağım ben yine de. Rengini mor yapacağım. Şurası kırmızı olsun. Şurası da şöyle yeşil tonlarında olsun. Sırada aslında mavi tonlarında şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, neon yapabiliriz. Sırada neon var. Mor da var ama arabayı çok böyle morda da boğasım yok. Şöyle purple hani. Bilmiyorum. Çok boğarız gibi geliyor. O yüzden mavi alacağım. Hani bir kontrol olması açısından mavi bence daha güzel gider. Ee, bunu yine aynı şekilde mavi yapabiliriz. Trunk neonu sonrasında geleceğiz. Camları şu renk güzel. Mavi tonlarında mı? Pembe tonlarında mı? Tam bilmiyorum ama güzel duruyor. Böyle morumsu yani. Gayet iyi. Zenon 8000K'ları hemen yapıştıralım. Aralarından en parla zaten bu. Sonrasında Type 3'lerden hemen Nose spreyine yapıştıracağız. Şöyle mavi yapacağım bunu da. Maviyle uyumlu olması açısından. Trunk Audio kısmına geldik. Buralara hemen parçaları yerleştireceğiz. Şimdi buraya Amfiler daha iyi gider hemen aynısından yanına bir tane daha yapıştırdım. Çıkır sablardan hemen koyacağız. Buraya da nos tüpünü hemen şöyle mavisinden yapıştıracağız ve tekrardan neonlara geldik. Bunu yine aynı şekilde mavi yapacağım. Birazcık mor mavi karışımı bir araba olacak aslında. Bu araba bu aralar niyeyse mor mavi renklerini taktım arabalarda kafaya ama olsun. Spinner falan zaten eklemeyeceğim ve demiştim ki şöyle bir split hood yani Unique Hood'lara da bir bakalım. Ama sanki kendi kaputumuz daha iyi hacı. Bence daha güzel. Kapıyı da hemen şöyle aslında 10 yıldızı ulaştık ama yine de yerleştirelim. Her zamanki gibi. Ve arabanın son halini size göstereyim. Bence gayet güzel oldu araba. Body kit'e aslında ilk başta birazcık ön yargılıydım ama sonradan çok çok hoşuma gitti. Trunk kısmına yani bagaj kısmına normalde çok fazla şey yapmıyorduk karbon fiber yapmıyorduk ama bu arabaya fena olmadı. Tavsiye için tekrardan teşekkürler. Yavaştan bir yarışa geçmeden önce siz de arabayla ilgili yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Yarışımıza geçebiliriz. Geldik yarışımıza. Arabamız da bayağı şekil duruyor gördüğünüz gibi. Bakalım rakiplerimizi de tokatlayabilecek miyiz? Dayı yapma şöyle şeyler yapmayın ya. Adam direkt yarışı bıraktı bana daldı anasını satayım. Oyunun dediğim gibi aslında kuvvetsiz arabalarından biri bu araba. Çok kuvvetli bir araba değil yani ama yine de rakiplerimize boruyu düşeceğiz Siz rahat olun. Sadece izleyin. Artık bir yarış yapıyoruz sadece bu seride. Çok fazla sizi de sıkmayayım. Hem de hani çok arabayla çok yarış yaptık. Gerek yok bence artık. Bas 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 birazcık doğalgaz aslında toplamamız lazım yani nos. Bilmeyenler varsa, yeni gelenler varsa biz nos'a doğalgaz gibi bir lakap taktık. Araba harbiden bayağı şekil. Harbiden şekil oldu yani. Tam böyle yarış arabası niteliğinde GT araçlara böyle benzer bir araba yapmayı başardık. Soldan pembeli yoldan pembeli. Hangi filmden bilenler yazsın bakalım. Bilenler çıkacak mı? Pembeli yoldan pembeli repli hangi filmden? Benim çok çok sevdiğim komedi filmlerinden biridir. Hatta ipucu da verdim komedi filmleri diyerek zaten. Gerçi böyle bir replik normal filmde niye olsun yani öyle bir şey de var da. Soldan soldan elemanlar geliyor. Hadi Brian çok erken çok erken Brian hadi yapıştır. Ve yavaştan winimizi aldığımıza göre videonun sonuna da gelebiliriz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arabayla ilgili yorumlarınızı da yazın. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.